Sağa dur gideceğim. Tamam, ondan sonra şeye, tamam, gelenekselciliğe basacağız. Sonra burada junta gelecek, doğru. Tamam, dur, galiba öyle olacak, emin değilim. O şeyde sol ya da sağa gitmemiz lazım. Galiba gelenekselciliğe gideceğiz. Lan Nereye dur, tutuyorsun şeyleri abi? almayı unuttuk. Demir çelik fabrikalarını almayı unuttuk, onları alalım. Ha, şimdi sola mı gideceğim, sağa mı gideceğim? Baron hangisi lan? Sola mı gideceğim, sağa mı gideceğim? Tam emin olamadım. Ha dur, bu. En sol. Okey, en sola doğru gideceğiz. Ona bir basalım ya. Bu makul. Öncelikle şu Vay üniversiteyi maşallah, alalım, vay ondan sonra Hatay maşallah, mevzusunu gündeme vay getiririz. maşallah, Köy Enstitüsü'ne gerek yok da en azından şu üniversite, Ankara Üniversitesi'ni alalım. vay maşallah, Yoksa sıkıntı vay yaşayacağız. maşallah. Önce bir şu yolu bitirip resource slot alayım mı? Benim özellikle Türkiye gibi minorlarda en önem verdiğim şey resource slot. Çünkü bunu almazsan eğer bir şeyleri muhakkak araştıramıyorsun. O yüzden gerekli. Heavy tank lazım. Ona bir bakarız. Met tank genellikle daha iyi oluyor Türkiye'de. Niye biliyor musun? Arazisi uygun değil. Yani kaynak var diye 30'a düşme. Nasıl olsa kronyumum var. Basarım. Ama heavy tank kullanacak coğrafya yok. Çöllerde kullanırsın. Deniz limanlarına yakın yerde kullanırsın tankı da. Yani sen eğer ki bir Balkan'a gireceksen veya ne bileyim bir Kafkas'a gireceksen o heavy tankı kırarlar eline ya, verirler yani. Oyun başından beri dünya formunda seri oldum. Evet oldu. Hatta onun bir hikayesi de var. Ben şeyde oynadım. Azerbaycan'da oynadım. Tamam mı? Milenyum Dağı'nda Azerbaycan oynadım. Ben gittiğim gün, tamam mı, Azerbaycan serisine başladığım gün Karabağ savaşı patladı. Yani ben tam o seriyi yaptım. Akşamına yayınladığım videoyu haber geldi. Videoyu yayınladıktan hemen sonra. Hani en mesela işte saldırdı. Karabağ mevzusu patladı. Sonrasında World Conquest'i atmıştım. Dünyaya galiba ilk defa bir seride, onda da yani Vay 170'e yakın maşallah. ülkeyi Vay maşallah. anneksiyerekten Vay maşallah. kurmuştum. Çok uzun bir seriydi ya. Valla PP'yi biraz biriktirmemiz gerekiyor. Hatay alalım. Paşamız hayattayken de. Umarım verir ya. Ufak vermeyecek havası aldım ben ama. İşte improve da atmadık ha. Gerek var mı bilmiyorum ama geçen vermediğine tanık olmuştum. Bakalım Hatay gelecek mi? Paput oldu. Hatay'ı bir de bir isteyelim bakalım. Acaba kime ultimatum atacak? Galiba Suriye'ye atacak. Ha pardon, Hatay'a atacak. Gördüm. Hatay'ın da Focus serisi var biliyorum. Beylikler dönemine geçersen hepsine karşı vargalı olabiliyormuş. Bu galiba kendisi de bize katılabiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam bize de katılabiliyor. Aynen. Buradan solda. Buradan gelmeyebilir belki. TSK'nın bayağı bir debuff olduğu aşikar. Güzel. Hatay'ı aldık. En azından paşamız hala hayattayken Hatay'ı alabildik. Güzel. TSK'nın en azından ilk iki fokusuna gidelim. Burada bir modernize ettikten sonra neye gitmemiz gerekiyor? Daha fazla fokus gitmeyeceğim ya. Peace in the World'e gitmeyeceğim. Bunlara zaten gidemiyoruz. Okey. Şeye, ekonomi sistemlerine de dönebiliriz ama petrol ofisine de gidilebilir. Artı 30 petrol fena değil. Etrafa yayılacak ve yayıldığı vakit ne olacak hiçbir fikrim yok. Dışarıdan aldığımız silahlar gelirse daha iyi olacak ve bir şey diyeyim mi size? Bayağı bir açıktayız. 5 ünite daha sil. Onun da silahları buraya gidecek. Markette ne kadar silah varsa toplamamız lazım. Biraz beni tedirgin etti bu yeni mekanik zımbırtısı. Araplardan tüfek alıyoruz, evet. Çinlilerden. Çeklilerden de alalım. 26 gün sonra Fabrikaları. yayılacak. Bir dakika. Demirleri teze ediyor. Bir dakika, ben bu işi bitirmem lazım. İşte, Metin hadi dua et. 3 kere daha gelmesi lazım. 3 kere daha başarılı olması lazım. Hadi dua et. Dualarım seninle de. Dualarım seninle de. Dualarım seninle. Senin bir ülke vardı ya. Hala var ama biraz olmayı bilir yani. Ya bir dakika, bir şey diyeceğim. Ben şu an şeye de gidemiyorum. Junta fokusuna da gidemiyorum. Nasıl olacak? Ne yapalım şimdi? Yani Junta Fox'un ekibi için Atatürk'ün lider olmaması lazım. Diyor ki Peace at Home gibi şeylere de gitmemek gerekiyor herhalde, anladığım kadarıyla. Aynen, gitmemek gerekiyor. Ben ne yapacağım? Nereye gideceğim ya? Orduyu da biraz güçlendirmek gerekiyor. Bizim çok şey yapmamız gerekiyor. Bakayım asker ne durumda. En azından TSK birazcık da olsun iyi durumda. Ayda, Erzurum'u da etkiledi. Bir dakika, şimdi yeni mekaniğe göre. Ha, sadece Tunceli'nin 80 olması yetiyor. Okey, tamam. Bu benim için yeterliydi. O kadar da iyi bir mekanik değilmiş yani. O zor bir mekanik değilmiş, daha doğrusu iyi demeyeyim de.
Zor bir mekanik değilmiş. Güzel. Tamam, sorun değil. Yayılmaz sorun değil. Yani Tunceli bitince o bitiyorsa sorun değil. Hatta Tunceli tıklayayım bitsin. Biraz fazla yanıyor buralar. Çok çok iyi değil. Atatürk emekledip Çunta'ya gidebiliyorum. Ha? O zaman öyle yapalım. Şunları alalım, ondan sonra gideriz efendim. Single'ın adını bilenler bilir. Aynen. Single'ın adını bilenler bir like atabilir mi videoya? Biz bu isyanı nasıl bastıracağız? Lan oğlum. Lan bir dakika, Artvin'e niye yayıldı? Niye Artvin'e yayıldım ki işte? Sivas mı? Allah Allah. Dur bakalım ya. %72 bitecek bitecek. İsyan bitecek galiba da. 60 güne bitmesi lazım. %50'nin altında olsun, 80'in üstünde kalsın diyor. Tamam. Peki artıyor mu? Bir dakika, burayı military governor'a değil. Burayı neye vereceğiz biliyor musun? Civilian değil de burayı secret police'e verelim. Secret police'e de evet tıkladık, güzel. Stability'ye bence ihtiyacımız var ama artık diğer fokuslara da gitmemiz gerekiyor. Biz bence orduyu güçlendirelim bir tur daha ve junta fokuslarına gidelim. Artık emekli edebiliriz paşamızı. Evet, sola doğru full bitirirsem, bir tane daha gidersem bu arada, inşallah iç savaş yemeden. En solda iç savaş yok değil mi? Yok, iyi. Artık gidebiliyorum. Evet, junta başa gelsin. Bu direkt kaldırıyormuş. Bir buradan sonra direkt buraya, yok pardon. En sağa doğru gideceğiz. Kadro Şampiyonlar Ligi maşallah. Hepsini aynı anda gidebiliyor muyum? Hayır, birinden birini seçebiliyorsun. Kamyon gelsin. Burada şimdi left'i, sol, center, right. Okey. Şöyle yapacağız. Şimdi sol taraf leftist, komünist tarafa doğru gidiyorsunuz. Merkezde ne oluyor bilmiyorum. Yani seçimlere geri dönüyor anladığım kadarıyla. Zaten Cemal Gürsel geliyor başa. Ve kışlalara geri döndürüyorsun işin finalinde. Ama sağdan gidersen, Alparslan Türkiye'yi seçersen eğer, daha çok ülkede komünizm yasaklıyorsun ve faşist pardon, Milliyetçi Parti başa geliyor. Ne diyor? Siksarov'a gittiysen değişebilir diyor pek. Junta'nın onlara bayağı bir mil buff'ımız var. Devletçilik gidelim hadi. Türkeş'in buff'larına bakar mısın? Bakayım. Political power oluyor diktatörden ve weekly war support oluyor ama cephede asker kaybedersen aldığın bir şey o. Başbuğdan %5 political power, non-corman power 3.5, regular population'a bir buff girilmemiş. War support, war gold time, asker alım yasasının %10 ve biraz da faşizm artıyor ve faşist diplomasilere karşı buff. Minimal tutulmuş bu arada, o kadar abartı bir buff'ı yok. Sadece National Hatip'ten %5 recruitable population çok fazla. Bu arada war goal cannot declare war çünkü bir tane şey var. Neydi onun ismi? National Spirit var, o yüzden gidip de seçemiyoruz. Bizim bu fokusa gitmemiz lazım. Atatürk'ün vefatından dolayı inanılmaz ülkede de buff'lar var. O fokuslara yavaştan bir gitmek gerekiyor. Biz hatta buna da gidebiliriz. Anıtkabir'in inşası başlayabiliriz artık. Top niye bu kadar uzun sürüyor lan? Debuff var orada. Her şeyde mi var? Yok, sadece askeri ürünlerde var. Evet. Orduyu da düzeltmemiz gerekiyor. Yuh, bu ne? Evet, o çok kötüymüş. Anıtkabir'i yapalım, ondan sonrasına bakarız. Kafkasları yarıp Turan'a doğru gideriz beyin ya. Hızlı hızlı vura vura gideriz. Bir saniye ya, ben Kemalist State yapıyorum ama olmuyor. Niye olmuyor? İyi oluyor. Tamam, okey. Alman'la birlikte savaşa girecek miyiz? Yani hedef o yönde, evet. Alman'la beraber savaşa girmek istiyoruz. Borçlar için biraz PP gerekiyor. TSK modernize fokusu var, devaflar kalkıyor biliyorum. Biraz zaman gerekiyor ama ona. Hepsine gitmek gerekiyor ya yani. Gerçi yok. Navy'ye gitsek tamam mı? Air'e gitsek, hava okulu ve Naval Base'e gidersek eğer debuffların çoğu kalkıyor. Oradan yapabiliriz. Tamam. Anıtkabir'i de inşa edelim. Muhtemelen bizden biraz fabrika isteyecek. Onu bir görelim bakalım. Gidemiyor mu Anıtkabir inşasına? Giderim. Ona bir bakacağız. Önce şu Osmanlı borçlarıyla bir çözelim sorunumuzu. Ondan sonrasında hallederiz. Ya fokuslara da gideriz. Bizim stabilitemiz çok kötü ya. Anıtkabir geldi. Anıtkabir'i inşa edelim direkt. Bundan sonra Osmanlı borcundan sonra oraya gideceğim. Orduya gideceğim. Army reformlara gideceğiz. Expand Airbase'e gitmem gerekiyor. Gölcü'ye gitmem gerekiyor. Okey. İkisine gidersem en azından şunu hafifletebilirim. Güzel. Ekstradan bir bayrak değiştirebiliyor muyum? Baktım da değişmiyormuş. Bir ara başlangıçta var da şu an yok. Ya Air'e de tıklamıyorum. Çok uzun. Silah mila tıklamıyorum. O yüzden mecbur elektronik falan. Yani bari şimdiden araştıralım da ileride sıkıntı yaşamayalım. Top bile çok uzun sürüyor. Aha, Anıtkabir geldi. Kaç gün? 3200 gün. Evet. 3200 bisik fazlaymış. Stability şu an artmaz.
Nasıl artacak bilmiyorum aslında. Şeye gitmedik. Peace in the World'a da gitmedik. Stability'yi nasıl yapacağız hiç bilmiyorum. Gerçi burada birazcık hallediliyor, tamam mı? Buralarda birazcık hallediyoruz da borcu bir aradan çıkarmam gerekiyor. Bir resource slot'u da alalım biz en iyisi ya. Ama önce bir borçlar. Ya bir şey diyeceğim, refuse etsek mi ya, ne diyoruz? Yok. Ödesene borcunu, Sebahattin olacak, evet. 200 pp ile. Ya reddedersek ilişkimiz kötüleşiyor, bir de debuff alıyoruz, bilmiyorum. İngilizleri kullanma olasılığımız var. Zaten bir yıl boyunca yukarıdaki debuff'ı yiyeceğim, 200 pp veririm daha iyi. Bir de şimdi debufflar var. Onlar kalkarsa bir şeyler olur. Böyle toparlayabiliriz. Bir borç kalksın. Diyor ki 70 fabrikanın üzerine ulaşırsan bu debuff kalkacak. Bu debuff da kalkacak bizim için. Ama weakness stability veriyor mu? Biraz. TSK'nın debuff'u var. Bizim çok debuff'ımız var ya. 3 tane çok büyük debuff gördüm sadece. 3 tane. Bunlara değil de TSK'ya gidelim artık. Hava okuluyla başlayalım. TSK'nın debuffları bir kalksın. Rahat rahat takılırız. Savaş yapamadık ya. Ben Misak-ı Milli'ye gidebilir miyim bilmiyorum. Gitsem de saldırabiliyor muyum? Şu an değil, hayır. 39 gibi 2 tane ülke yememiz lazım ya. Bir Yunan'ı yiyelim en azından ki kaynak gelsin. Bak elim hep orduya gidiyor ama yani günleri çok uzun. Supportlar uygunmuş. Support gidelim. Ölçüye de gidelim. Retreat'e de geçsin ülke. Stability'den dolayı gelmiyor PP. Stability'miz sıfıra yakın olduğu için çok kısıyor PP'yi. Neyse, TSK'nın debuffları birazcık olsun, kalkacak. Yani orduyla alakalı adam akıllı debufflarımız var ama araştırmayla olması bizim için çok sıkıntı. Araştırmayı bitirirsek bunları zaten kaldırırız. Şu borcu bir kaldıralım babacım. Tamam, güzel. Artık borç morç kalmadı. Bu saatten sonra devletçiliği artık bir değiştirmem gerekiyor. Yoksa bir yerden sonra iç savaş riski var. Bizim bir de Air Advisor almamız lazım. Şey, Air demişim pardon, Naval Advisor almamız lazım ya. Nasıl yapacağız onu? PP yok ki. Hala daha TSK ile alakalı fokuslar. Yani atom bombası mı gitsek diye düşünmüyor değilim. Vallahi tankın en azından bir armoruna falan gidelim. Hangisine gideceğim onu da bilmiyorum. Bayağı bir şirket de eklemiş. Bunlara tek tek bakmak gerekiyor. O yüzden şimdilik şirket kasmayalım. Evet, Ralph Orboy olabilir. Zaten TSK'nın buffları gelmeye başladı. Buradan 100 PP geleydi iyiydi ya. Bunlardan ne alsak bilmiyorum. Bizim çözmemiz gereken şu an en büyük sorun ordu ve şey gibi duruyor ya. Ordu buradan çözülüyor da stability. Stability nasıl çözülüyor hiçbir fikrim yok. Aslında şey alabilirim lan. Republicism. Ha, buradan yavaş yavaş o toplardım aslında. Geldikçe alalım. Reformizm veriyor mu? Vermiyor. O değil de Irak'a saldırabilir miyim acaba? Şimdi Irak mı yoksa Bulgaristan mı diye soracak olursam valla Bulgar'ı tercih ederim fabrika açısından ama Irak'ın da petrolü var. Bilemedim. Ay ben donanmayı çalıştırabilirdim ya. Bizim gemimiz var lan, sanki iç savaşta bütün donanmayı kaybetmişim gibi bir muamele yaptım da bizim donanmamız var ya. Doğru, advisor almama gerek yok ki. Naval egzersiz kurtarır. Tamam, Naval XP'yi çözdük. Güzel. Bir de bunların tek tek buff'ları var değil mi? Bunlara uğraşmayacağım valla. Birazdan 10 Naval XP sonra orduyu bitiriyoruz. Focus'tan da gittiğimiz vakit. Evet, TSK artık bayağı bir şu Focus'u da bitirdiğimiz vakit çözülüyor. Atatürk'ün de debuff'u kalkacak. Son fokustan sonra, last step'ten sonra artık çoğu şey çözülüyor. Pardon, önce buna gideceğiz, sonra çözülecek. TSK'nın durumda şu an. Last step'e gittiğim vakit bitiyor. Bizim bir de şeye gitmemiz lazım işte, last step'ten sonra şu orduyu bir toparlayalım. Acilen ana major yola geri dönmemiz lazım. Çok geride oluyoruz. Hiç buradaki fabrikaların hiçbirini alamadım, ona üzülüyorum ya. Çok gerekliliği de yok ama, zaruri değil ama. Hani alsaydık şimdi herhalde bayağı bir fabrika çıkardık. Last step'ten sonra bitiriyoruz işi. Galiba last step'te bitiyor muydu? Ya da en kötü TSK'ya da gideriz, sorun değil. Galiba gerekiyor TSK'ya da gitmek. Bakarız. Ne zaman kaldıracağız biz bu işi? 450 PP biriktirip devletçiliği kaldırabiliriz, güzel. Bunu akıl ettiğin iyi oldu ya. Çok iyi oldu. Güzel. Aslında isyanlara da bayağı bir önledik. O harika oldu. Bir ajanlık daha açmadık o pek. İyi iyi, bayağı şanslıyız şu an. Keşke bütün komut fabrik gömseydim. Şu hayata şanslı gidiyoruz ha. TSK, evet, son bir şeye kaldı. Debuff'u kaldı. Buna da gidelim hemen. 35 gün sonra major fokuslara geri döneceğiz ve artık bufflarımız da geldi. Başak ne veriyor abi? Şirket kontrollerine girelim bir. Nala keçi en iyisi mi? Emin değilim ama keçinin belki monopolisi vardır. Major buff olarak göremedim. Ama Başak basılmaz gibime geliyor. Çünkü Max Speed veriyor. Max Armor veriyor. Bunun monopolisi var değil mi? Monopoli var değil mi? Var. %45. Evet, biz koçu gideceğiz. Vay maşallah. Her attığımızda gelir mi ya? Her attığımızda gelir mi Mahmud'um ya? Bu da gelsin. Gelir mi? Olta gelir mi? Ay, şansını zorlama dedi. Her yeri eliminen
pasifize ettik ya lan. Evet, her yer pasifize oldu. Çok şanssız. Tamam, devletçilikten artık çıkalım. Zaten verdiği buff'tan daha çok zararı var şu an. Tık diye var ekonomiye geçtik. Hayırlara vesile olsun. Güzel, birazcık şey basalım. Sivil fabrika verelim. Bu çok iyiymiş. Bunu alacağım. TSK'da geldikten sonra rahat rahat takılabiliriz. Artık keyfimiz yerinde. Ha, bunun bir limiti yok mu? İstediğim kadar basabiliyor muyum? Ve bu galiba tahmin ettiğim gibi ise, evet tahmin ettiğim gibi yani 1000 ppm olsun, hepsine basayım, bir tanesinin debuff'ını görecek %15. O yüzden her geleni basacağım, gelen pp'yi. Ekonomiyi şahlandırırız. Uçağa da gidelim. Biz small gitmeden önce bir gidelim. Bir hürkuş gitsek. THK daha iyi gibi duruyor. Hangisine gidelim? THK da olabilir. Da olabilir. Aynı şirket. Birebir klon. Aynen. Şirketin çoğu aynı. THK basalım. Farklı olsun. Kes mi basacağız? Normal fighter da basacağız. Kes de basacağız. Stability düzelmeye başladı. Allah Allah. Bayram değil. Seyran değil. Ne oldu ya? Ay, Arm Experience limite takılmış. Çok da sorun değil gerçi ama. Evet. Bitti. İşte Special Force Doctrine'e gideriz. Çifter. Dağcı ve Marine. Güzel. Artık Doctrine'imiz full. Tamam, TSK'nın artık debuff'ı mebuff'ı kalmadı. Artık ölümüne bir buff. Artık ana major yolu dönebiliriz. Altı ok değişecek. Tank üretebileceğiz mi? Üretiriz canım, fabrikamız iyi ya, maşallah var. 78 fabrika ama tabi bunların çoğu dışarıdan ticaretle gelenler galiba. Sırada değil takipimizi. 5 tane veteranımız var, o veteranlar da tank olacak. 25 gün sonra savaş açabiliyoruz. Yani vakit çok kalmadı. Veteranlara hiç kullanıp da tecrübe düşürmek gibi bir niyetim yok. Söyleyeyim. Top üretebilir miyiz? İki tane yeni şirket diye basacağım. Hiç bakmadım bile trade'ine. Granit Marşal Fevzi Çakmak. Gelsin. 16 gün sonra savaş sebebi oluşturmaya başlayabiliriz. Aslında burayı fokustan alıp Yunanistan'a mı var gol çaksam ya? Daha iyi olabilir biliyor musunuz? Bence çok erken bir Yunan seferi daha hayırlara vesile olabilir. Ne diyorsunuz? Yunanistan mı önce yoksa Bulgar mı? Gerçi Yunan'a da biraz geç kaldık ama Bulgar ittifaka kaç gibi katılır ki? Fokusu yine bir yarıda kesip Misak'ı milliye gitsek. Aynen, o direktman veriyor. Trakya'yı koru veriyor. Evet, biz yön değiştir. Bu sefer elit askerleri de kullanmak lazım. Ben direkt Yunanistan'a çıkıyorum. Fokustan şeyi hallederiz. Diğerini hallederiz. Gemiyi alamayabilirim. Öyle bir sıkıntı gün yüzüne çıktı bu arada. Çünkü o eşeğin gemileri var. Şöyle bir garnizonda atalım. İzmir'e de girmesinler. Birazcık daha asker. Havayı alırsan. Aynen, havayla almayı düşünüyorum. Şu gemileri hemen bir tamire koyalım. Eski tip gemilerden ne var hızlı çıkabilecek? Ya da 36 submarine'imiz varmış ya. Ona bir torpido şirket atalım bir daha. Yalandan öyle birkaç submarine üretelim. Belki üstünlük alamayız diyor. Paraşüt kullan. Yok ya, ben paraşütü hiç sevmiyorum. Hile gibi geliyor. Sıkıcı paraşüt kullanmak. Çok kolay yani paraşütte. Yani bak, paraşütü çok nadiren kullandım ve sana sadece şunu söyleyeyim, sıfırdan release ettiğim ülkeyle Elendilus kurmuştum, sen düşün. O kadar kırık bir şey. Direkt Misak-ı Milli'ye gidelim babacım. Madem ki bitti, claim set'ten de direkt ben buraya girelim. Sapmarin gemi değil lan artık be adam. Üstünlük veriyor mu? Veriyor kardeşim. Bana o yeter. Stability de alacağız. İnşallah gelir bir yerden stability. İnşallah buluruz diyelim. Altok değişti dedi. Nasıl oldu şimdi? Nasıl oldu şimdi o Altok? Değişmedi mi lan? Ha yok. Altok'un şeylerini aldıysan o ID biraz değişebilir diyor. Yani şuradaki Altok'u kastediyor. National Spirit'teki Altok'u kastediyor. Zaten göremiyorum. Gerçi ben Altok hiç gitmedim ki. O yüzden göremeyeceğiz bir süre. Kolay bir Yunan seferi bekliyor bizi. Oradan sonra hemen şeyi patlatırız. Diğer arkadaşı. Güzel. Ankara'ya aslında bir altyapı mı bassak? İyi içerik var. Bas gitsin. Aslında Ziraat Bankası'na gitsek. Kasımburgaz faktör veriyor ya. Çok önemli değil. Ziraat Bankası'nı alsak. Kasımburgaz faktör. Gerçi önemliymiş lan faktördür. O zaman bize ne lazım? Biz en iyisi Sümerbank alacağız. Evet. Misak-ı Milliye'de gittik mi? Gittik. Bir sonraki fokusla Bulgar fokusuna henüz gitmeyeceğiz. Gerek yok. Yunan Savaşı'ndan sonra gideriz. Evet, bir Grid Purge'a başlayalım artık. New Parties, Parties, Popularity Stability Modifier, evet, eksiye doğru gideceğiz. Önce bu komünist tarafı indirelim. Bir de anti komünist rate atalım. Zaten komple kapanacağı için alabiliyorsak bari stability alalım. Çok debuff var ya ülkenin ama toparlarız. Bizim ülkede silah yok ama toplu silah alımı yapılabilir. Mazörler varmış. Dünya Savaşı çıkarken madem satmayacaksın niye atıyorsun? Aha dur, Polonya'nın elinden alayım bari. Ver ver, sar. Arap silahmış. Araplardan da alalım. Brezilya'dan almayalım. O gelmez. Tibet silahı alalım. Biraz envanteri doldurmak istiyorum. De evet, şu an debufflar yavaş yavaş kalkıyor. Önce zaten gün yüzüne çıktı ülke. Bu Fransız tanklarının kuma gömme olayı gerçek mi?
Hem gerçek hem değil. Yani şöyle aslında kuma değil bankara gömüyorlar da şöyle yaptıkları çok mantıksız şeyler değil. O dönem bir tek Almanlar tankları gerçekten şey olduğuna inanıyor ve kanıtlıyor. Bir tek Almanlarda şey var yani mobil doktrin var. Aslına bakarsan Fransızların yaptığı yanlış değil. Sadece çağ dışı kalıyorlar. Yani mobilize olmadıkları için aslında yapabilecekleri zaten tek şey de bu. Yani, hareketi bankara olarak kullanıyor herifler yani normal. Şöyle bir yapabilir miyiz? Stability artırabildiğimiz kadar artıralım. Alt okun decision'lara da gidebildiğimiz kadar gidelim. Savaş çıkınca bu arada şey alacağım. Turkish Women Workers'a geçeceğim. O bizi bayağı iletecek. Şu bayağı iyi bir cap veriyor ya. Bu mükemmel bir şey. Aa bu da stability kısıyor. Şu an bunu almayacağım. Bir major bir savaşta alırım. Yunan'da Roman garantisi var. Bizde de Roman garantisi var. O yüzden sorun değil. Bundan sonra bizim yapmamız gereken Musul'a bir savaş sebebi oluşturmak. Ama şu an dünya tansiyonu da çok arttırmak istemiyorum. Claim setten dolayı öyle garanti atmazlar ama şimdi Sakat'a da gelmeyelim. Dünya savaşı başlatacak çünkü arkadaş. Bir iki fokus sonra. Yunan seferi zaten kolay ya. İngiliz garantisi var mı yolda? Aşağı doğru bu yol genişliyor. Muhtemelen alabilirsin evet. Bir dakika dur. İngiliz garantisi alıyorsun da kardeş bu yolda ne oluyor biliyor musun? Bu yolda İngiliz mandası oluyorsun. Yok bu yoldan gitmem. Ben Turkey First'e giderim galiba. Turkey First. Emin değilim. Bu yolu bir tartışmamız gerekli gibi yani. For single Balkan plan belki olabilir. Sadabat olmaz. Bahacağız. Milimiz az ya. Ama silahlarım geldi. Gelmekte yani. Hadi hadi bir öl bakalım sen öl. Aa, güzel bir sefer yapalım. 300 PP olsa aslında mil alacağım da. Neyse savaştan sonra zaten bayağı bir sivil alacağız. Bayağı bir mil alacağız. Biz 7 milimiz var. O biraz sıkıntı. Yunan birazcık gubarmış basmış olabilir. Umarım ya donanması çıkarttırır herhalde ya bizi. O kadar da değil. Evet ilk savaşımıza giriş yapıyoruz artık. Erisen meydana gelesin. Aha da fistan salladım giyesin. Eşek Atina'yı boş bırakmış. Rezerveleri de yollayın. Hop. Olaydı. Şimdi hemen bir Bulgar'ı da aradan çıkaralım yoksa o ittifaka girecek. Komik olmaz. Düşmüş olman lazım ya senin. Adayı geri ver. Midilli'yi de ver. Buradan da buradan. Daha az kayba sonuçlandırabiliriz de biraz Army Experience'ın faydası olur diye düşünüyorum. O yüzden saldıracağım. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Eşek burayı tutacağını hiç ihtimali vermiyorum. Bu kadar yeri tutmayan adam burayı da tutmaz. Gitmeden önce şu adayı da alalım. Ay bizi gemide dövmüş. Gemi battle'ı kaybetmişiz. Neyse karada hala da çok iyiyiz. Çıkarma mıkarma yok demek oluyor bu. Keyifsiz. Ama karada çok iyiyiz. O yüzden hiçbir sorun yok. Teselliye ben daha buradan giderim. Yunan kardeş. Hadi görüşürüz Yunan. Aa tutuyormuş. Apak diyelim yani her türlü gittim sana. O tutuyormuş. Enteresan. Beklemiyordum senden. Hain. Biraz army experience istiyorum. Evet biraz fazla kayıp verdik ama olur öyle. Biraz geç bir Yunan seferi oldu çünkü. Fakat bitirelim. Bizim milliklerin içinde top yok lan. Ondan dolayı bir sıkıntı yaşıyoruz ha. Şöyle yap. İptal et. Tamam bizim birliklere top gitsin. Rahat rahat iteriz. Ben de dedim bir şey eksik birliklerde ama ne? Topmuş. Yunan Simirna. Simirna diyor. %20 süranda limit. Yani şu paket biterse inşallah o zaman ölür. Öyle yapalım. Burayı da tutuyormuş. Şaşırtıyor beni. Valla Fate of Czechoslovakia geldi ve bizim Bulgar'a girmiyor olmamız lazım artık hadi. İnat etti. Normalde huyu değildir bu kadar ya. Alabiliyor muyuz? Evet orayı artık alalım. Birliklerimiz biraz güçsüz. Bir army staff'ımız yok. Ay. Niye Futur Expert gelsin? Bir de Tesalya düşerse. 12 niye vuruyorsun ya? Topun önemi. Selanik düşünce bitiyor. Ha, düşer mi? Düşer. Çok kayıp verdik ama 65 bin çok ya. Biraz abarttık kaybı. Tamam Bulgar'a da aldık Vargol'u. Devam edelim. Şuradan da vurmayı bırakabilir miyiz? En çok kayıp burada burası verdirdi. Şöyle yaparsak kurtası kurtaracak. Tesalya düşerse veya Girit bitiyor iş. O da çok kayıp verdi de biz yani manpower'ımız yokken biraz fazla atar yaptık. Tesele bitiyormuş. Uçağı koymadık ya ama havası benden daha iyidir diye düşündüm aslında bakayım. Tabii Yunan'ın havası bizden daha iyi. Hala daha sivil bastığımız için bir de Tesele'ye bitmiş. Yani reinforce atamayacağına göre bitecek. En kötü Girit'e düşüyor. En azından ikinci doktorun için gerekli olan Army Experience'i de kastık. Yaşıdan bakarsak. Bulgar'a bir an... Ay senin ben yapacağın işin. Allah cezasını versin ya İngiliz. Allah belanı versin İngiliz senin. Ay maşallah. Ay maşallah. Ama neyse ki her şeyin bir yolu yordamı var İngiliz'in. Bekle şu savaş bitsin. Alacağım ben senden. Hadi hadi babacığım hadi. Evet 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 yediler Yunan'ı. Puf.
Her şeyin bir yolu yordamı var İngilizim, sen hiç canını sıkma. Vargol kalıcı değil mi? Hı, güzel. Şöyle bir isyan kurtaralım. Alüminyumumuz var, uçak basarken çok lazım olacaktı. Kurumuz olmayabilir belki. Claim var ya, şimdi Irak'a savaş sebebi oluşturursam olmaz. Bu faşist değil de bizimle diplomasisi iyi diye oldu. Bunu kickleyip aramıza Fras girecek. 40 yılında giriyordu değil mi bu ittifaka? 40-39 desek. Yani almak için bir ay falan süremiz olacak. Bir ay içerisinde düşürmem lazım. O yüzden benim birazcık olsun mil dönmem gerekiyor galiba. Şimdi bunların alayını geç. Bu ne? Komandolar. Multipopulation. Consumer Goods Factor, Kibir Atak, Atak Defak. Güzel. Consumer Goods Factor. De ben hiç adam gibi advisor alamadım ya. Fevzi Çakmak var evet ama. Ha, Fevzi Çakmak başbakanmış lan. O yüzden böyle Army Experience geliyor. Şuna bak. Çünkü hiç military staff'ım yoktu. Tamam şimdi oldu. Elit ordu elitliğini yitirdi ya. Dağlarda yemedik çocukları. Command Power'ı harcayabilirim. Evet. PP gelir. Evet. Ama stabilite giderse onun yerini nasıl dolduracağım bilmiyorum. O yüzden ona karışmayacak. Karışmayacağız. Bu ne? Ve 9 oka erilmiş. Bunlar ne ola ki böyle? Bu çok iyiymiş. Evet. Harika. Harika. 9 ok değil. O 9 ışık. Evet. Doğru diyorsun. Ankara'da da demir çıkaralım. Ya sürekli 6 ok diyoruz. O yüzden 9 ok gibi dedim de. Evet ışık. Ve Hilmi Uran'ı gönderip kabinede biraz değişiklik yapabiliriz ama yani Sümer Bank almama gerek kalacak mı? Bence kalmayacak bu fokustan sonra. Benim şunu atmam lazım. Hadi kardeşim hadi az öteye git. 28 Şubi. Molotov-Ribbentrop geliyor. Valla benim bunu yıldırım hızında düşürmem lazım ya. O yüzden bize ikinci top lazım. Recon. Aslında Recon da koyulabilir ya. Açıklarımızı tedarik ederiz. Piyasa. Genel olarak bir piyasa yoklaması yapalım. Tüfek. Tüfek değil de bana support lazım ya. Brezilya olur. Arjantin olur. Ya o da vermiyor. Demokratikler diye yani. Yapılan muamele bak. Neyse ki benim milliyetçi dostlarım var. Birazcık daha support alsam aslında Finlandiya'da da varmış. Finlandiya kış savaşına girecek ama belki verir. Ya şimdi benim farkım. Evet. Misak-ı Mili'nin diğer yollarında ne var? Kor veriyor. Adaları kor veriyor. Ankara Musul. Irak Vargol veriyor. Nasıl yapsak ki bunu böyle? Buna girersem İngiliz bize girebilir ama. Denegration imzalamam lazım bunu yaptığım anda. Bence acelesi yok. Biraz geç kaldık biz bunlara ya. Biz bunlara geç kaldık. Mounted Population bu ne? Biz bunu alalım. Komandolara. Yerdeki açığı kapatalım. Bulgar'ı ışık hızında düşürmem gerekiyor çünkü. Hatta Bulgar'a bile bir çıkarma patlayalım. Dikkatini dağıtmak için atacağım bu arada. Varney'e 5 atacağız. Diğerleri 2-2 atacağız. Tamamen hızı düşürmeye yönelik. Şu lavuğu ittifaktan attığımda hallolur. Hoş buldum. Ben Twitch'e hani daha çok hani alışkınım ama buranın da ortamı iyiymiş. Hani sardı. Evet, mutlu duruyorsun. Hani arada bakıyorum, izliyorum. Görüyoruz. Az önce bir ülkeye kekim dedin, alındım mesela. Lan Bulgar geldi, doğru. Aklımı başımdan aldın hayat. Alırım. Böyle Bulgar geldi, beni işgal edemedi. Almanlarla geldi olacak gibi duruyor bakalım. Yenge, şu adama hem İngilizce hem de Türkçe okumayı öğret lütfen. Aslında size bir şey diyeyim mi? Çok isterse eğer her şeyi yapabiliyor. Sesi de o kadar güzel gidiyor ki İngilizceye. Ama yok. Ya İngilizce güzel dil. Hoşdur. Valla Trust'ın adamı ötüyor. 2 Oktober'da bitiyor. Biraz daha var. 3 aydı galiba değil mi? Barış tarttıktan sonra. Daha bozuldu.